Selamun aleyküm güzel kardeşlerim, ahiret kardeşlerim. Her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Bu programların avantajı şu, istediğiniz zaman takip ediyorsunuz. İstediğiniz zaman, canınızın istediği zaman giriyorsunuz. Gece, sabah, öğlen, her neyse YouTube'dan. Tabii bu bir canlı yayın ama daha sonraki saatlerde de dinleyebiliyorsunuz ve Türkiye'nin değil dünyanın her yerinden girme imkanı var. Buna kardeşlerimiz eşleriyle, çocuklarıyla katılıyorlar ve katılsınlar tabii. Yani bence sadece kendiniz değil çocuklarınız da bunu dinlemeli. Ben zaten biraz açıyorum konuları. Rahat anlaşılsın diye biliyorsunuz. Öyle benim tarzım bu. Çok fazla böyle sündürmesek de bazı kelime karşılıklarını, bazı örnekleri vermeye çalışıyorum. Bu haftaki konumuzu şöyle belirlemiştik. Ahireti boş ver, gel keyfimize bakalım diyenlere ne cevap verelim? Ne diyelim yani? Ne demeliyiz? Çünkü böyle diyenler şu anda çoğaldı, değil mi? Aman sen de. Gidip de gelen mi var? Efendim, şimdi daha çok var ölüme, daha gençsin, ileride yaparsın her şeyi falan. Şimdilik eğlenelim, zevk edelim işte. Dünyanın tadını çıkar kardeşim, gençsin ya, bir daha gençlik ele geçmez. Böyle şeyler söylüyorlar. Sanki gençler ölmeyecekmiş gibi. Çünkü gençler de ölüyor yani, ölüm var. Bakalım bu konu üzerinde Bediüzzaman Hazretleri bu tür düşünenlere ne cevap veriyor? Nasıl cevap vermemiz lazım? Dünyaya nasıl bakmamız lazım? Evet, şu 30 dakikalık, 35 dakikalık süremiz başladı. Bediüzzaman Hazretleri'nin kaleme aldığı Mesnevi'den 10. Risale adını verdiği bölümden bir ilan okuyoruz. Müslümanları Lehviyat-ı Nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet etmekle Cenab-ı Hakk'ın helal ettiği tayyibat dairesinden haram ettiği habisat mezbelesine teşvik eden adamın meseli öyle bir sarhoşa benzer ki. Müslümanları Lehviyat-ı Nevmiye, yani uyutucu zevk ve keyifler. İnsanı uyutan, böyle sarhoş eden. Nevhiyatı, nevmiye. Uyutucu demek ki nevmi, uyku. Bu derecede, bu mesabede, bu derecede olan dünya hayatına çağırmak. Bunu dünya hayatına çağırmakla insanları Cenab-ı Hakk'ın helal ettiği tayyibat, yani güzel şeyler, güzel işler, hayırlı işler. Bu daireden haram ettiği habisat, çirkinlikler, kötülükler, çöplük dairesi yani, pislikler, mezbele pislik demek. Habisat, o çirkin, pislik, çöplüğüne teşvik eden, oraya yöneltmeye çalışan adamın örneği, hikayesi şu sarhoşun hikayesine benziyor diyor. Bakalım neymiş o hikaye. Parçalayıcı aslan ile ünsiyetli atı, ehli atı birbirinden tefrik edemiyor. Parçalayıcı olan aslan ile ünsiyetli, yani dost olan, tanıdık olan, ehlileştirilmiş olan, bize dost olan atı birbirlerinden fark edemiyor, ayırt edemiyor o insan. Sehpa ağacıyla jimnastik ağacını birbirinden ayıramıyor. Bu sehpa dedi, idam sehpası yani. İdam sehpasıyla jimnastik yapılan ağacı birbirinden ayırt edemiyor. Kanlı yarayı kırmızı gülden temyiz edemediği halde, kanlı yarayı demek ki, elimi de böyle yaklaştırayım ki bütün ekranı kaplıyor elim sonra. Bunu da fark edemiyorum. Bazı kardeşlerim diyorlar.
Hocam böyle yaptığınız zaman el oluyorsunuz. O da anlarda haklı. Şimdi demek ki kanlı yarayı kırmızı gülden temyiz edemediği halde, ayıramadığı halde kendisini mürşit bilerek irşat ve nasihata çıkıyor. Böyle mürşitler çok şimdi. İlahiyatçı mürşitler var. Böyle hacı hoca takımından internette takılanlar var. Siyasi olayları efendim böyle parmağına dolayıp oradan dine atılanlar var. Yani var oğlu var. Yani hakikaten 70 çeşit insan var. Hani 70 dediğim çok yani. Hepsi bir şeyler söylüyorlar. Bunların arasından doğruyu bulmak da kolay değil. Allah doğruyu arayanlara yardım etsin yani. Çünkü çok silik söz, böyle saçma sapan düşünce piyasada geziyor maalesef. Ya kendisini mürşit bilerek irşada, nasihata, yol göstericiliğe soyunan pek çok insan var. Şeytan da mürşit olmuş artık. Yani ulan şeytanın peşinde gidersin. Bir mürşit buldum sanırsın. Bir de bakarsın ki şeytanın mürşit olmuş. Buradaki bizim mürşidimiz sevgili peygamberimizin izinde yürüyen, Kur'an'ın yolunda yürüyen Hazreti Bediüzzaman Said Nursi'dir. Onun için inşallah bu müceddidin yolunda yürüdüğümüz için irşadımız, onun irşadından yürüyoruz. Onun nasihat dairesindeyiz. İşte esnai irşatta bu adam irşat sırasında bir adama rast gelir. Böyle bir adama rast gelirmiş bu kişi. Bu zavallı adamın ön tarafında korkunç bir aslan duruyor. Ön tarafında korkunç bir aslan. Düzeltiyorum. Arka tarafında korkunç bir aslan duruyor. Bu aslan ecel çünkü arkadan geliyor. Ön tarafında da sehpa ağacı kurulduğu gibi idam sehpası var önünde. Ecel gelecek karşısına. Her iki yanında da dehşetli yaralar var. Zavallı adamın arka tarafında korkunç bir aslan duruyor. Ön tarafında da sehpa ağacı, idam sehpası kurulduğu gibi her iki yanında da dehşetli yaralar var. Fakat adamcağızın elinde iki ilaç var. Lisanıyla kalbinde iki tılsım vardır. Kendi lisanıyla kalbinde de iki sihirli söz var. Onları istimal ederse, onları kullanırsa, o sözleri söylerse şifaya bulacak. Yani şifaya kavuşacak, şifaya bulur. Ve o arslan ata inkılap eder. O arslan ne olacak? Ne zaman olacak bu iş? O iki tılsımı, o şifreli sözcükleri söylerse, onları kullanırsa şifaya kavuşacak. O zaman o arkasından gelen arslan, o parçalayıcı canavar ata dönüşecek. Ehli bir at. Burak gibi bineği olur. Ona biliyorsunuz Peygamberimiz de Miraç'a çıkarken Burak'a binmişti. Burak gibi olur. Ona binek olur o arslan. Böyle bir dönüşüm sağlıyor o sözler. O sehpa ağacı da o önündeki o idam sehpası herkesi idam ediyor. Yani ölüm var önünde o sehpa. Teceddüt etmekle, bir değişime uğramakla, yenilenmekle ahvali alemi, o alemin hallerini, o dünyanın hallerini seyyal manzaraları seyretmeye alet ve vasıta olur. O ahvali alemi, o dünya hali, dünya alemi, o akıcı, seyyar olan o manzaraları, dünyada manzaralar akıyor ya, işte o akıcı manzaraları seyretmeye alet olur. O sarhoş herif, o zavallı adamcağıza diyor, o sarhoş herif, hani konumuzun başında dedik ya, yahu boş ver ahireti, gel keyfimize bakalım diyen adam sarhoş adam işte o. Kendi sarhoş insanları da sarhoş etmeye çalışıyor. O sarhoş herif
O zavallı adamcağıza diyor. O arayış içindeki adama diyor. Yahu nedir o ilaçların? Nedir o ilaçları, tılsımları saklıyorsun? Onları at, keyfine bak. Nedir o ilaçları, o tılsımları, o adeta şifa verici, o şifreli sözleri saklıyorsun? Onları bırak, keyfine bak. Adamcağız, yok baba, bu ilaçlar ve tılsımların hıfz-ı himayelerindeyim. Ben bu ilaçların, bu güzel sözlerin koruması altındayım. Onlardan almakta olduğum haz, lezzet, keyif bana kafidir. O sözlerden, o şifreli sözlerden aldığım lezzet, keyif bana kafidir. Fakat o arslan gibi parçalayıcı ölümü öldürebilirsen, o arslan ölüm. Ölüm herkese gelmiyor mu? Geliyor. O arslan gibi parçalayıcı ölümü öldürebilirsen ve sehpayı kırmakla kabir ağzını kapatabilirsen ve hayatımın maruz kaldığı fena ve zeval yaralarını bir hayat-ı bakiyeye tebdil etmekle tedavi edebilirsen, pekala, seninle beraber dans oynayalım. Hadi dans edelim. Tekrar alalım cümleyi. O arslan gibi parçalayıcı ölümü öldürebilirsen. Ölüm öldürülüyor mu? Yok, öldürülmüyor. Sağcıymışsın, solcuymuşsun. Muhafazakarmışsın, dinsizmişsin. Değil mi? Aleviymişsin, Sünniymişsin. Dinlemiyor. Artistmiş, milletvekilliymiş. Efendim, meşhur bir aktörmüş veya meşhur bir hocaymış. Hiç fark etmiyor. Ölüm herkesin kapısını bir gün çalıyor. Ne diyor bu adamcağız, o sarhoşa? Eğer diyor, arslan gibi hepimizi parçalayacak olan o ölümü ortadan kaldırabilirsen, ölümü yok edebilirsen, gel beraber seninle, ben de seninle geleceğim, dans etmeye, eğlenmeye, coşmaya, şarkıcı dinlemeye falan geleyim. Başka ne diyor? Sehpayı kırmakla, o idam ediliyor ya insanlar, bir nevi ölüm, idam önümüzde. Ecel, işte o sehpayı kırmakla kabir ağzını kapatabilirsen, çukur kazılıyor, oraya insanlar defnoluyor. Yani gömülüyoruz, gömüleceğiz. Bugün varız, yarın belki yokuz. Belki bir dakika sonrasına garantimiz yok. Kalbimiz bir an durabilir. Bir hocamız değil mi? Güzel konuşurken bir anda, bu video çok yayınlandı, kelime-i şehadet anlatırken vefat etti. Şimdi böyle ölüm var bir anda. Bir kalp krizi, bir beyin kanaması ölüme sebebiyet veriyor. Demek ki eğer ölümü öldürebilirsen, sehpayı kırmakla kabir ağzını kapatabilirsen ve hayatımın maruz kaldığı fena ve zeval yaralarını, o bitiş, sona eriş, fena ve zeval, yine ölüm, sona eriş, değil mi? Geçici olan hayatın bitmesi. İşte bu yaraları bir hayat-ı bakiyeye, sınırsız, sonsuz bir hayata tebdil etmekle tedavi edebilirsen bu yaraları, o zaman pekala diyor. Güzel. Seninle beraber dans oynayalım. Hadi seninle beraber biz de gülüp oynayalım. Ve illa gözümün önünden defol git. Ve bunu yapamıyorsan, illa aksi halde sen ancak kendin gibi sarhoşları kandırabilirsin. Ben sarhoş değilim. Dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok. Şimdi burada hani biz hiç eğlenmeyelim mi? Şöyle bir soru ortaya gelebilir. Tabii buradaki
Eğlence biraz şu anlamda. Eğlenelim tabii. Biz de insanız yani. Bir beşte bir hakkımız olsun. Bir şarkı dinleyelim bize mesela arasına. Ama namazı bırakalım, şarkıyı dinleyelim. Orucu bırakalım, şarkıyı dinleyelim. Veya şarkıyı dinlerken iki kadeh de alkollü içki içelim mesela gittiğimiz yerde. Canım dünyadan kâm alıyoruz işte. Namazı sonra kılarız ileride ihtiyarladığımız zaman falan. Yani Allah'ın emrettiği ibadetleri, namaz gibi, oruç gibi değil mi? İbadetleri terk edip içkiyle, kumarla, işte Allah korusun zinayla benzeri günahlarla hemhal olup bunlarla dansı, oyunu, keyfi bunlarla yapmak. Yoksa namazımızı kılıp, orucumuzu tutup, ibadetlerimiz yerine gidip, böyle kitaplar okuyup, tefsirler okuyup efendim. Arada da 5-10 dakika, yarım saat neyse bir kendi musikimizden inşallah bir şeyler dinlesek. İlahiler dinlesek değil mi? O da olur yani. Veya bir düğüne gitmişiz efendim. Orada bir oğlumuz, kızımız, yakınımızın bir düğünü var. Orada efendim bir horon var ya yani bir halay var. Onu yapalım. Onun bir şey yok. Ama yine namazımızı ihmal etmemek şartıyla. O zaman olur. Hani hiçbir şey yapmayalım da değil yani. Çünkü ben sarhoş değilim. Dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok. Çünkü hasbinallahü ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Hasbinallah. Nedir hasbinallah? Allah bana yeter. Hasbinallah. Ve ni'mel vekil, o ne güzel vekildir. Bu söz ne güzel değil mi? Bunu söyleyeceğiz. Hasbinallah. Allah bize yeter. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Kimseye ihtiyacımız yok. Onu vekil ediyoruz. Hasbinallahü ve ni'mel vekil diyeceğiz sıkıldığımız zaman. Sonra ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ni'mel mevla. Mevla, dost. Ni'mel mevla. O ne güzel dost. Ve ni'mel nasir. O ne güzel yardımcıdır. Nasir, yardımcı. O ne güzel dost, o ne güzel yardımcıdır. Diyelim, sizin dünyanızın, dünyanıza, keyfinize ihtiyacım yok diyor. Burada yine bu bölümle bağlantılı bir ilan daha var. Ona da devam ediyoruz şimdi. Tabii söylemedim ama hani takip etmek isteyenler için o söz yayınlarının o lügatlı olan, sözlüklü olan mesnevisinden 285. sayfadayım yani. Elinde bu kitap olan varsa buradan takdim ederiz. İlem eyyühel aziz. Bil ey aziz kardeşim. Dinle. Felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri. Tilmiz de talebe demek. Yani felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri, şu mimsiz medeniyet tabii yani, mim olmayınca deniyet olur. Aşağılık, alçaklık, alçak insanlar. Bizi dünyaya çağıran, eğlenceye çağıran, küfre çağıran, Allah'tan uzaklaştıran insanlar. Müslümanları, biz Müslümanları ecnebi adetlerine ittiba ile, ecnebi adetlerine uymak ile şeair-i İslamiyi terk etmeye davet ettiklerinde Kur'an nurcuları böylece müdafaada bulunurlar. Bizleri bu küfre tabi olanlar, işte ateist, deist, her neyse Allah'a inanmayan, ahiret gününe inanmayan insanlar, bizde bir ecnebi yani yabancı adetlerine, Hristiyan adetlerine, Yahudi adetlerine, değil mi? Ateist adetlerine, işte çıplaklığa efendim, biraz da kadınlarımızı işte görüyoruz bu sıcak havalarda genç kızlarımızın maalesef
biraz daha bazılarımızın, hepsi değil tabii, çok müstesna evlatlarımız var. Bazılarının böyle fazla soyunmaya meylettiğini görüyoruz. Tabii bunlar bilmiyorlar diyor Peygamberimizin sözü gibi. Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar, bunlara azap etme, bunları kurtar diye dua ediyor. Biz de onlar için duadayız. İnşallah onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar, yollarını şaşırmışlar. İnşallah doğru yola Rabbim iletsin diyoruz. Şair İslamiyeyi terk etmeye bizi davet ederlerse. Nedir şair? Şair demek sembol demek. Nedir? Mesela selam vermek şairdir. Yani İslam'ın sembolüdür. Selamun aleykümdür bunun aslı. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhudur. Selam yerine kısaltıp selam. Selam, selam. Yani o da bir selam ama yani onu kaldırırsan. Onu da kaldıran var. Merhaba, merhaba. İşte günaydın, günaydın, tünaydın. Yani ne demek bunlar? Yani günün bir temenni, günün aydınlık olsun falan. Ama Allah'a ait olan, Kur'an'da geçen selam kelimesini kullanmak asıl olan bu. Geçenlerde bir video izliyorum. Tabii gülümsedim gayri ihtiyari. Bir sosyal medya, işte diyorlar ya onun bir spikeri, moderatörü neyse, bir vatandaşa, iki vatandaşa böyle şey tutuyor, mikrofon tutuyor. Diyor ki, ezanın Türkçe okunmasını istiyor musunuz, ister misiniz? Adam diyor ki, zaten Türkçe okunuyor diyor. Evet, ezanımız şu anda Arapçadır, yani Kur'an dilindedir, öyle diyelim biz. Sadece Arapça değil, Kur'an'ın dilinde okunuyor şu anda. Elhamdülillah 1950'den sonra. Ondan önce işte uydurmaca bir dil. Onun adı ezan değildi. Onun adı şarkı. Şarkı söylüyor hoca, çıkıyordu müezzin. Allah esirgesin. Şimdi 1950'den sonra ezanımıza döndük. Tekrar Kur'an'ın istediği tarzda o sözler. Allahu Ekber diyoruz. Şimdi o gençler diyorlar ki Türkçe okunuyor zaten. Çünkü o kadar bu şair ki artık bunu Türk olan Türkçe kabul ediyor, Kürt olan Türkçe kabul ediyor, Kürtçe kabul ediyor. Efendim Pakistanlı olan ya Pakistanca orducu okunuyordur der. İngiliz olan bu İngilizcedir der. Çünkü bu beynelmileldir. Selam verildiği zaman dünyanın her yerinde selam aynı anlama gelir. Herkes bundan bir selam duyduğumuz zaman demek ki burada bir Müslüman var deriz. Ama günaydın derseniz, diyelim ki Mısır'da birbirinize günaydın, günaydın, oradaki Mısırlı sizin Müslüman olduğunuzu anlamaz. Çünkü günaydın kelimesi Kur'an dilinde değildir. Demek ki şair, işte o bir bayrak gibi, sembol gibi, çoğaltırsak vaktimizi yiyeceğiz. Onun için çoğaltmıyorum. Bunun gibi şairler var. İşte bayrak gibi değil mi? O da bir şairdir değil mi? Baş örtüsü gibi hanımların şairdir. Çünkü durup dururken bir kadın başını örter mi? Niye örsün? Ancak işte kanser vesaire, işte bazı hastalıklardan bazı kadınlar çirkin görünmemek için başını örtüyor. Öldü gitti bir dinsiz kadın vardı, başını örtüyordu son zamanlar. Allah ona başını örtürmüştü. Neyse adı lazım diye. Evet. Şimdi konumuza dönüyoruz. Demek şair-i İslami'yi terk etmeye davet ettiklerinde Kur'an nurcuları, yani Kur'an'dan ders alan nur talebeleri demek, yani nurcu, nur talebesi. Risale-i Nur okuyan talebeler, Bediüzzaman'dan ders almış insanlar. Böylece müdafaada bulunurlar. Nasıl müdafaada bulunurlarmış bakalım. Eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan acz ve fakrı kaldırmaya iktidarınız varsa, pekala dini de terk ediniz, şeairi de kaldırınız. Ve illa yoksa dilinizi kesiniz, konuşmayınız. Bakınız, arkamızda pençelerini açmış, hücuma hazır ecel arslanı tehdit ediyor. Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasını, sesini dinleyecek olursan, o ecel arslanı bir Burak olur. Bizleri rahmeti Rahman'a ulaştıracaktır. Cenab-ı Allah'ın
rahmetine, merhametine, muhabbetine, sevgisine eriştirecektir. Ve illa yoksa ancak o ecel yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar. Batıl itikadınız gibi ebedi bir firak ile dağıtacaktır. Ve keza önümüzde idam sehpaları kurulmuştur. Eğer iman ile, ikan ile Kur'an'ın irşadını dinlersen, eğer iman ile, ikan ile yani kesin olarak buna inanarak, bilerek Kur'an'ın irşadını, Kur'an'ın öğütünü, nasihatını, yol göstermesini dinlersen, o sehpa ağaçlarından, Sefini Nuh gibi, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi sahili selamete, yani alemi ahirete, ahiret alemine ulaştırıcı bir sefine, bir gemi yapılacaktır senin için diyor. Ve keza sağ yanımızda fakir yarası, solunda aç ve zaaf cerihası vardır. Sağ yanımızda fakirlik. Ne kadar eden desen ki ben fakir değilim ya. Üstad fakir diyor ama bende fakir yarası yok. Neye göre fakir? Cenab-ı Allah'a göre fakir. Cenab-ı Allah'ın varlığına göre dünyanın en zengin adamı Bill Gates de olsanız, Rockefeller de olsanız, efendim, hangi dünyanın bir numaralı zengini olursanız olun, Allah'ın ganiyi mutlak olan, o sınırsız zengin olan Cenab-ı Allah'ın yanında senin zenginliğin nedir ki? Sonra alıverir Cenab-ı Allah isterse Karun'dan aldığı gibi zenginliğini. Demek ki fakirlik bu. Allah'a göre fakiriz. Tabii nispi olarak da birbirlerimize göre zengin ve fakiriz. Solda da aciz ve zaaf cerihası yarası vardır. Sağ tarafımızda fakir, sol tarafımızda aciz. Yani güçsüzlük, zayıflık. Gene neye göre? Allah'a göre. Allah öyle kudretli ki biz ona göre zayıfın zayıfıyız. Yoksulun yoksuluyuz. Güçsüzün güçsüzüyüz yani. Ama tabii insanlar da izafi olarak elbette aramızda birbirlerimize göre biraz daha güçlü olanlar var. Ama burada kastedilen Allah'a göre fakirlik ve yoksulluk, güçsüzlük yani. Eğer Kur'an'ın ilaçlarıyla tedavi edersen, fakrımız rahmeti Rahman'ın ziyafetine şevk ve iştiyaka inkılap edecektir. Kur'an'ın ilaçlarıyla eğer bu fakirlik ve aczi, güçsüzlüğümüzü tedavi edersek biz, fakrımız rahmeti Rahman'ın ziyafetine şevk ve iştiyaka inkılap edecektir. O Rahman olan, o hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu, her şeyin imdadına koşan, Rezzak olan, Kadir olan Rabbimizin rahmetine, onun ziyafetine şevk ve iştiyak, büyük bir arzuyla, büyük bir şevkle ona dönüşecektir bizim bu acizimiz, fakrımız daha doğrusu. Aciz ve zaafımız da, birincisi fakırdı biliyorsunuz, yoksulluğumuzdu. İkincisi de aciz zaafımızdı, sınırsız zaafımız, Kadir-i Mutlak'ın, o sınırsız kudret sahibi olan Allah'ın dergahı izzetine, onun yüce kapısına iltica için bir davet tezkeresi gibi olur diyor Üstad Hazretleri. Ve keza bizler uzun bir seferdeyiz.
Uzun sefer dünyanın sırf dünyadaki sefer değil biliyorsunuz. Dünyamız kaç sene ya? 50, 60, 70, 80, hadi 100 olsun. Hani 5 yaşında çocuklar da ölüyor da hani biz biraz şey konuşuyoruz, geniş konuşuyoruz hani. Ortalama ömür bile 70'i buluyor mu bilmiyorum artık. Demek ki uzun bir seferdeyiz derken dünya değil. O sefer nereden başlıyor? Dünya bu seferin, bu yolculuğun sadece bir kısmı. Buradan kabre, kabir yolculuğu var. Kabirden haşre, haşirden ebed memleketine. O sonsuzluk ülkesine. Yani cennet ya da cehennem. O sonsuzluk memleketine gitmek üzereyiz. Yolculuk başladı zaten. İnsanlar dünyada doğar doğmaz yolculuk başlıyor. Yolculuk, hani bazı yolculuklar vardır. Efendim işte otobüse binersiniz havaalanına kadar veya taksiye. Havaalanından uçağa binersiniz. Uçaktan inersiniz. Tekrar belki bir minibüse gene bir vasıtaya bineceksiniz. Böyle birkaç vasıta değiştirirsiniz ya. Burada da dünya yolculuğu var. Dünya bir var. Kabirden sonra haşir var. Haşir yolculuğu var. Hesap var. Ondan sonra da artık cennet mi olur, cehennem mi olur? Bir yere gideceğiz yani. Allah cehennemden muhafaza etsin. Böyle gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır. O yollarda o karanlığı, zulümat karanlıklar demek. Ama nasıl bir karanlık? Buradaki mana itibariyle küfür karanlığı. Allah'ı inkar etmek en büyük karanlık o. En karanlıkta yani ışıkları söndürsek karanlıkta oturuyoruz ve otururuz. Ama asıl karanlıkta olan ışıkların söndüğü zaman oturan kişi değil. Asıl karanlık olan aydınlık o ışıkları pırıl pırıl yanıyor. O gece kulüplerinde, o barlarda, şurada, burada ömrünü telef eden, ömürlerini öldüren insanların kendilerini aydınlık içinde sanmaları. Onlar aslında eğer inanmıyorlarsa tabii bu şartı koşalım. Küfür karanlığının içinde o aydınlık onlar için aydınlık değil. O ışık onları aydınlatmaz ne dünyada ne ahirette. Bizler karanlıkta da olsak aydınlıktayız iman ediyorsak. Demek ki buradaki zulümattan bunu anlayacağız. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur, bir erzak, bir rızık bir şey lazım. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit yok. Aklımız yetmez, bizim o küçük ilmimiz yetmez buna. Ne lazım? Ancak Kur'an'ın güneşinden, Rahman'ın hazinesinden o nur, o aydınlık tedarik edilebilir. Eğer bizleri bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa pekala. Eğer bizleri bu uzun yolculuktan kurtaracak bir çareniz varsa ey sarhoş, ey ateist, ey medeniyet tilmizi, ey felsefeci adam, ey Schopenhauer, Marx, Engels, Kant, her kimse. Bunlar. Eğer varsa bir çareniz konuşun. Hala bunların peşinde giden ehli küfür. Ve illa eğer yoksa bir çareniz, eğer bu yolculuğun önünü kesemiyorsanız, sükut ediniz. Susunuz. Kim konuşsun? Kur'an. Kur'an'ı dinleyelim. Bakalım ne emrediyor? فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan da Allah'ın azabını unutturup sadece affına güvendirerek sizi isyana sürüklemesin. Canım biz günah işlerse de, işlesek de Allah bizi affeder. Onun rahmeti gazabını geçmiştir. Dolayısıyla biz ne kadar günah işlersek işleyelim zaten affeder ya. Böyle bir şey yok. Demek ki bu şeytanın aldatmasıdır.
Evet, Allah'ın rahmeti elbette gazabını geçiyor ama sen bilerek küfrün içinde yuvarlanırsan herhalde onun cezasını çekersin. Böyle bir ayet var. Evet. Burada dersimizi bitirelim. Nihayet verelim ayet-i kerimeyle. Saatimizde baktım ki vaktimiz dolmuş. 35 dakikayı, 34 dakikayı doldurmuşuz. Sizi sıkmayalım. İnşallah bir sonraki programda yine birlikte olacağız. Ben şu tavsiyeyi size bulunuyorum, bu tavsiyede. Hani biz eskiden derslerimize, böyle sohbetlerimize gençleri, çocukları da çağırırız, onları da davet ediyorduk. Bu daha kolay şimdi. Bu dersimize bu linki gönderelim dostlarımıza. Ne olur amca, dayı, kardeşim, ya bu çocuklarınızla bir yere gidemiyorsunuz ama bir yarım saat şunu dinleyin ya falan deyin. Belki içinizde sözünü dinleyip de akrabadır, amcasınızdır, dayısınızdır, teyzesinizdir. Sizi dinleyip de bunları dinleyenler olur. Hem sevaba girersiniz hem onları şeytanın tesirinden kurtarmış oluruz. Peki, geceniz hayırlı olsun efendim. Selamun aleyküm.